Saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili veliler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri bu anlamlı mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Yaklaşık 89 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü eğitim öğretim kurumlarından biri olan Haydarpaşa Lisesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün başarıyla tamamladığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor. Hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesi'nde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı, vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de her buluşmamızda geleceğimize daha umutla, çok daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen bizim kültürümüzde sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran bir kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyuran Hazreti Ali bu sözüyle esasında bir öğrencinin öğretmenine olan vefa borcunun da sınırlarını çiziyor. İlk emri oku olan bir inancın mensupları olarak bizlere bilgi yanında hikmeti, irfanı, ahlakı da aşılayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Vatana, millete ve devlete hayırlı bireyler yetiştirme ülküsüyle görev yapan tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ellerindeki tüm imkanları evlatlarının eğitimi için seferber eden anne babaları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasletleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Değerli dostlar, 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde
8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002 yılından beri her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayımızı iki katına çıkartarak, okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim altyapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek velhasıl evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik.